Ya insan gibi küfür yani etmem. Yani az 5 lira yazık günah değil mi ya? Merhaba Balıkesir Posta TV izleyenleri. Bizler bugünlerdeyiz. Bizler bugün Balıkesir Toplu Taşıma Merkezi'ndeyiz. Neden geldik buraya? Sizden gelenler, bölümümüze gelen şikayetleriniz doğrultusunda geldik. Biliyorsunuz ki şu son zamanlarda her güne bir zam haberiyle uyanıyoruz. Biz de sizden gelenler şikayetleri doğrultusunda Balıkesir'de toplu taşıma araçlarına gelen zammı bugün konu aldık. Çünkü bu konuda bize çok şikayet geldi. Bugün hem vatandaşlara hem de dolmuş otobüs şoförlerine bu gelen yeni zammı soracağız. Yorumu sizlere bırakıyoruz. Nasıl sizce zamlar? Hiç iyi bir şey değil. Niye? Şöyle bir şey. Her gün benzine zam gelirse, gaza zam gelirse 10 lira bile olur. Yazık günah. Bak benim cebimde 3,5 lira para var. Bir baktım 5 lira. Bak geri dönmek zorunda kaldım. Yani olur mu öyle şey? Bir ekmek 2,5 lira. Garibanın zaten bir tane ekmeği var. Kardeşim bugün alırım yarın alamam. Bir simit olmuş 3 lira 3,5 lira yani. Ben bir konuşursam var ya çok sinirliyim yani hakikaten. Bir insan kaşınla veriliyor, sapınla çıkartılıyor. Tamam kardeşim zamı yapabilirsin ayrı bir şey ama biraz da herkes adaletli olması lazım. 5 lira yazık günah değil mi ya? Bak indim. Şimdi indim. Siz oradan duydum. Şimdi indim yani. 5 lira. Zamlara ama şimdiye kadar gelmesi gereken vardı zaten. Bekleniyordu. Bunun da olması lazım. Mazota bakın. 13 liraya geçti. 14 liraya yaklaştı. Bu zamların Ocak 1'de olması lazımken bu zamana kadar kaldık. Ha bu kurtarıyor mu? Kurtarmıyor. Şimdi arabacı olarak bizi kurtarmıyor. Vatandaş olarak da çok yüksek geliyor. Onlar da haklılar ama bunu da yapacak bir şeyimiz yok yani. Mazot kaç para oldu bak. Ama Balıkesir'de çok uzun mesafeler yok abi. Şimdi onun da tabii mutlaka açıklaması var ama büyük şehirlerde bu rakamlara 20 kilometre gidebiliyor. Ki iyi bilirim orada büyük şehirlerde. Ama bizde yolcu hareketliliği yok. Buradan çıktık mı atlan ben de indi yonca bitti. O yüzden bu rakamlar tabii yüksek gözüküyor ama araçlarda mazot yakıyor sonuçta. Yani şoförler kendi adına haklı, vatandaş kendi adına haklı. Ben evlatlarım var, torunlarım var, herkes bir bulmuşa biniyor gidiyor. Vatandaş olarak haklı olarak yüksek ama araçların sahipleri olarak da bizler bu zam az bilene. Çok severim, çok. Az bile mi geldi? Tabii ki. Mazot kaç para? Yani insan gibi küfür yani etmem. Yani az yetmiyor ki, şeylere yetmiyor yani. Yetiştiremiyorlar mazot parasını şoförler. İyi biliyorum. Eşim de çalışıyor. Asgari ücrete zam yapmasalardı keşke. Yapmasalardı. Biz de mazotla çalışırız, çekicilik yapıyoruz. Ne asgari ücret olsaydı ne de bunlara hiçbir şey. Kaç kez biniyoruz ki? Günde 2 kere şu an biniyorum. 15 gün boyunca gidip geleceğim yani. 5 liradan. Evet. Yani az mı? Ama diyor. Normal. Tabii ki her şeye bakınca mazot kaç para yani? Yetiştiremiyor şoförler. Mazot parası yetiştiremiyor. Gerçekten yetiştiremiyor. Şoför parasını yetiştiremiyorlar yani. İyi biliyorum. Bilmiyorum şimdi öğreneceğim. 5 lira oldu. Doğru mu? Evet. Vallahi bilmiyorum çok fazla. 3 kuruş para verdiler ve 5 kuruş götürüyorlar. İlk defa biniyorum. Ne kadar oldu? 5 lira olmuş. Çok oldum. Çok fazla. Şimdi hastaneye gidiyorum. Evime 2 tane servise gitmem gerekiyor. Gidiş gelişim 20 lira. Evet. Çok fazla. Bunu her gün kullanan olmuş. Aynen. Çok çok kötü olmuş. Hiç iyi olmamış. Aynen. Bu hayat şartlarında bir de o. Tam yani üst üste çok güzel olmuş yani. Sizce? Bence de çok fazla. Evet.